Kulübümüze yine oyuncular kazandırmak için 2 gündür yaptığımız seçimler sonucu oldukça yetenekli oyuncular tespit ettik. Bu sene bütün yaş gruplarında oldukça katılım yüksekti. Geçen yıllara oranla çok çok yüksekti. Bu bölgede biz yetenekli oyuncular olduğuna inanıyoruz ve bunların bir an önce bizim bünyemize katmak için böyle çalışmalarımız bu 2-3 gündür devam etti. Fakat bundan sonra da devam edecek. Tabii bizim amacımız sadece burada A takıma oyuncu kazandırmak değil. Yani biz burada eğitimi verirken biliyoruz ki aşağı yukarı 160 tane oyuncumuz vardı. 200'e yakın oyuncumuz olacak şimdi bu yapılan seçimler sonucu. Hem Lenkeran bölgesinde spora yatkın, spora eğitimli bir yeni neslin yetişmesini sağlamak. Hem de tabii ki biliyorsunuz spora meraklı olan gençlerimizi yetiştirdikten sonra yani kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak da tabii bununla paralel aynı doğrultuda gidiyor. Bu yüzden biz bunlara çok önem veriyoruz. Bizim misyonumuz sadece Azer Lenkeran Kulübü'ne, A takımına oyuncu yetiştirmek. Fakat onun yanında bir de spora yatkın futbolcuları geliştirmek, spor eğitimli insanlar yetiştirmek, sağlıklı bir nesil yetiştirmekte görevimiz olarak üstlendik bunları. Aşağı yukarı bütün gruplarda da çok iyi oyuncular elde ettik. Sonra değiştir. Sen de olmak lan. Gel buraya gel. Göyler, Göyler gel bakayım buraya. İki kişi buraya gel. Kim ucumuz oynuyor? Hadi bakayım. Hadi hazır mıyız çocuklar? Hadi bakayım hadi. Başladı gel. Ama kaçmasa topun üstüne. Sona Eren sezonuna baktığımız zaman Bakü'deki finallerde 11 yaşlarda 4'te birlikte gol yemeden penaltılarla maalesef elendik. Grubumuzda 3 oyun oynadık. 3 oyunda toplam 9 hal yığdık. Fakat çok şanssız bir şekilde 4'te 1'de dediğim gibi penaltılarla uduzduk ve penaltılarla uduzduğumuz takım Gence takımı yarı final oynadı. Daha sonra finale çıktı. 12 yaşlarda yine grubumuzda 3 maç oynadık. 9 puan aldık oradan da. Yani hem dediğim gibi biz hal olarak biz olaya bakmıyoruz. Fakat oynanan oyunun karşılığında gelen bir haldi bu 9 puan. Bakü ile çeyrek final oynadık. Çeyrek finalde 2-0 udururken sonra bir anda Dalga Arena'da oynadık. Ve çok kürekli bir hava. Küreğin çok etkili olması bizim oyunumuzu da tabii ki etkiledi. Hele uşak yaştaki oynamaya çalışan bir komandanın çok etkileyecek bir doğa olayı diyelim. 2-2 daha sonra penaltılarda orada da tekrar penaltılar karşımıza çıktı ve orada da elendik maalesef. 13 yaşlarda ise yarı finale kadar çıktık. Yarı finalde Nevçi İSM takımıyla oynadık. Yani çok belki de 10 yılda bir yapılabilecek hatalarla, 2 tane peş peşe hatalarla 2-0 uzurken bir anda sonra 2-1 yaptık. Çok iyi oynamadık, çok iyi üstün oynadık, baskılı oynadık. Futbol adına ne gerekiyorsa yaptık fakat neticeye baktığımızda 2-1 oyun bitti. Final oynamamak yani işten dildi. 14 yaşlara geldiğimizde Bakü ile yarı final oynadık. İlk oyun 0-0, ikinci oyun
Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim, belki biraz papağan gibi tekrar olacak ama çok basit bir sef, çok basit bireysel sef'ten dolayı orada da bir tane gol yedik ve 1-0 uduzduk yarı finalde. Üçüncülük, dördüncülük oyununda Gabele ile normal süresi Nurnur kurtardı. Daha sonra uzatmalarda tekrar Nurnur kurtardı. Penaltılarda maalesef yine orada da madalya şansımızı kaybettik. 15 yaşlarda yıllar sonra ilk defa 15 yaşlarda playoff'a girdik. Playoff'ta çok iyi mücadeleler oldu. Çok iyi oyunlar çıkardık ve bunun sonucunda da milli takımların da hocalarımızın da, milli takımdaki hocalarımızın da dikkatini çekti. Ve onlar bizim kamadamızdan tam 3 kişi şu anda Caspian Cup için milli yemeğe davet ettiler. Şu anda milli oldular. Onlar da hani bizim amacımız, bunları söylüyorum ama neticeleri söylüyorum. Fakat biliyorum ki herkesin gönlü neticede. Ama müsterih olsun herkes. Netice olarak da, oyun olarak da biz bu sene gerçekten çok büyük işler başardık. Daha yükseklerde 3 tane madalya bizim işten değil. Yani çok basit kaçırdığımız madalya ama oynanan oyun sadece beni değil, hocalarımı değil, bütün orada maçı izlemeye gelen bütün herkesi tatmin etti. Yani oldukça teknik donanımla gelişmiş, bireysel yeteneklerin çok olduğu. Mesela bazı takımlar vardır ki takım oyunu oynarlar fakat o yukarı oyuncu vermeye geldiğimizde, birer kişi seçmek istediğimizde o bir kişiyi zor seçeriz. Bizim grubumuzda yani en az, her grupta en az iki tane bizim oyuncumuz baktığımız zaman bizlere çok arasından seçilen, bir oyunda oynanan oyunda arada seçilen iki oyuncumuz var. Bunlar da inşallah ileriki dönemlerde kulübümüze çok 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 büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Maalesef madalya şanslarımızı yitirdik ama hep Azerbaycan'da ilk dördün içerisinde olduk. Bu da bizim için tabii yeni yeni toparlanmaya çalışan bir altyapı olarak bizim için iyi yolda olduğumuzun göstergesidir. Yani şimdi ileride 16, bizim 17 yaşlarımız da var. Onlar orta sıralarda ligimi tamamladı. Fakat 17 yaşlardan 2 kişi double'da oynuyor, devamlı oynuyor. 16 yaşlardan 3 kişi devamlı double'a gidiyor. Ya bu bizim için hedef olarak, bizim ideolojimiz olarak ön plana çıktı ve biz bunu doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Şunu söyleyebilirim. Bizim Hazer Lenkeran kulübü olarak bizim kendi idealimiz, kendi hedefimiz çok net olarak yukarı iyi oyuncu yetiştirmek, iyi oyuncu vermek. Ve bu netice uğruna bizde burada gördüğüm süre içerisinde, kaldığım süre içerisinde ve gördüklerim her yaş grubunda kendi yaş grubundan daha büyük oyuncular oynatarak netice elde edilen bazı takımlarımız oldu. Tabii isimler önemli değil fakat yani herkes biliyor burada, yani Azerbaycan futbolunda özellikle bizim gruplarımızda bir iki tane oyuncu bile her grubumuzda doğum tarihi yüksek ama başka Lipa dediğimiz oyuncular oynatsak biz de neticeye çok kolay ulaşabiliriz. Fakat bizim amacımız asla ve asla değil. Bizde en ufak bu konuda en ufak bir oyuncumuz bile böyle bir şey söz konusu değil. Eğer öyle bir şey olduğu zaman, ben daha önce bir açıklama yapmıştım. Hem hangi grupta olursa olsun o hocanın yani işi, görevine son verilecek. Oyuncuyu kim getirirse, hangi scout ekibinden hocamız getirirse onun da işine son verilecek. Yani biz istiyoruz ki kalıcı bir ahlaklı, temiz ve yetenekli bir toplum yetiştirelim, yetenekli bir oyuncu yetiştirelim, oyuncu grubu yetiştirelim. Bizim örnek olmamız lazım bu grupta. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gereken şey, az önce de tekrar ettiğim gibi, herkes netice sorabiliyor. Bizim yaş gruplarımızda yani bir iki tane oyuncu yaşı büyük olsa bütün neticeyi almak çok basit oluyor. Fakat biz dediğim gibi bu netice almak istemiyoruz diyoruz ama tabii ki biz de her oyunda uduzmak istemeyiz. Yani biz sonuç olarak biz bu kadar mücadele ediyoruz, bu kadar oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bize kulübümüzün yarattığı şeraitler neticesinde yani bunun karşısında çok sağ olsunlar, bizlere inanılmaz destek sağlıyorlar. Yani istediğimiz her şeyi yerine getirdikleri için zaten eğer bir yerde aşağı yaş gruplarda dahil olmak üzere başarı istemiyorsa administratöründen
Ta en baştaki teknik baş meşçiye kadar bütün hepsinin tek yürek olması, ekip çalışması gerektiren bir konum oluyor. Ya bu da eğer herkes bir aynı görevini yaptığı sürece başarı çok uzakta olmuyor. Yani çok yakın bir sürede başarı gelebiliyor. Şimdi önümüzdeki senelerde inşallah burada tecrübe de kazanıyoruz. İnsanları tanıyoruz, futbolcuları tanıyoruz, sahaları tanıyoruz, şartları tanıyoruz. Yani tecrübe kazandıkça bizim bir sene sonraki düşündüğümüz hamleler biraz daha tabii ki bu çözüm olayında biraz daha üst düzeye geliyor. Ve eksiklerimizi tamamlayarak önümüzdeki yıllara eksiksiz bir şekilde veya en az eksikle gitmeye gayret ediyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem bu seneden çok daha farklı olacak tahmin ediyorum. Çünkü bütün kulüpler aşağı yukarı çok iyi güçlendi. Geçmiş yani bundan 2011 yılında ben gelmiştim. 2011 yılındaki aşağı yaş gruplarındaki takımlarla şimdiki yaş gruplarındaki takımların, aşağı yaş gruplarındaki takımların güçleri çok çok farklı, çok güçlendiler. Fakat biz onlardan da daha çok güçlendik. Önümüzdeki yılda daha çok güçleneceğiz. Buna inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bütün hocalarımızla biz bir ekip çalışması içerisindeyiz. Hocalar artık bizim ne istediğimizi biliyorlar. Biz onlardan ne kadar neler verebileceğini öğrendik, biliyoruz ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Bu şartlarda inşallah hem hedefimiz olan, bizim esas hedefimiz olan üst gruplara oyuncu vermek, bunu yerine getirdikten sonra da inşallah neticeleri de yavaş yavaş zaten kendinden geleceğine inanıyorum. Avgustun 1'inde ya da 2'sinde tekrar bir yoksa olacak. Aradığından bazı arkadaşlar...